Birçok ülke, özellikle Çin ve Kore, üzgünüm ki çok yatırım yaptı buna. Zaten Çin ve Kore Amerika ile birleşik zaten. Onu size söyleyebilirim. Yani Çin Amerika'nın şey üssü gibi ya. Hani taşeronu gibi ya. Yani hani Çin mi Amerika'yı yendi, Amerika mı Çin'i yendi, böyle bir şey yok. Çin taşeronluğunu yapıyor. Yani imalatçı Hocam, adam. Çin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulmuş desek ve bugün o noktaya getirilmiş desem bir yan insan güler ve tebessüm eder. Başka hiç söyleyecek bir şeyim yok yani. O zaman tebessüm edecekse demek ki bu konuyu aşmaya da gerek yok. Tebessüm etmeye devam edebilirler Evet, yani, onu tebessüm. söyleyeyim Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Hatta Çin'in ben Japonya'ya karşı özel olarak o coğrafyada Türk Cumhuriyetleri de dahil olmak üzere özel Bir yerleştirilmesi. bariyer yapıldı. Evet. Evet. Onu özellikle bir kenara koysunlar. Şimdi hocam sorulara geleceğim. İzleyicilerimin hızlı bir şekilde sordukları. Diyor ki Canan, hemen ekrana da vereceğim. Türk geni bilmem ama ben mavi kanım. O sıfır RH, yani negatif kan. Bu dünyaya ait değil. O nedenle negatif kan olanlar birçok hastalığa yakalanmaz. İngiliz kraliyet ailesinde de herkes negatiftir diyor. Böyle bir şey var mı? Ya tabii şimdi evet, yani kanların kökenleri var işte. İşte şuradan çıktı, buradan çıktı. Bir sürü kan özelliği var. Ama şunu ilginç bazı şeyler var mesela. Yani nasıl söylemek lazım? Ya bu kan olayı benim de ilgimi çeken bir olay ama mesela hakikaten bazı kan grupları bazı genetik özelliklerle taşıyor. Ya bu doğru. Ya bunu başka bir programda değerlendireyim. Çünkü bunun için biraz daha da okuyayım biraz. Çünkü ben bunu Tamam hocam. biraz, ya ben bunu üstüne biraz gideyim. Çünkü ya uzun bir konu bu ama bunun bilimsel temeli var. Ya şunu söyleyebilirim. Ya A kan grubu, B kan grubu ve sıfırların kendi içinde bir dinamiği var. Mesela atıyorum bazısı daha çok kanser oluyor, bazısı daha çok ülser oluyor, bazısı daha çok MS oluyor. İlginç bir durum bu. Bazısı et alerjisi oluyor, bazısı işte nişasta yiyince kendini kötü hissediyor. Bu konuyu dersimi çalışayım. Size bu konuda daha iyi bilgi vereyim. Tamam, onu aldık. Diyor ki İsmail Bektaş, Ebola'yı denediler ve durdurdular. Çok tehlikeli sandıkları hastalığın aşısı da var demek ki diyor. Var. Mesela ben program başlangıcı söyledim. Şu anda Denver'da ve Colorado şeyde sağlık çalışanlarına atoniye, yani canlı yavaşlatılmış atoniye canlı aşı yapmışlar. Yani burada bir iş var. Yavaş yavaş Ebola yükleniyor yani, ben size söyleyeyim. Ya kanamalı bir ateş göreceksiniz. Polat diyor ki DHB ne demek olduğunu bilmiyorum. Tanısı olan çocuklarda hocam ne söyler? Otizme yakın mı diye soruyor. İşte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu Türkçesi, ADHD yani İngilizcesi. Evet, otizm spektrum zaten disleksi, diskalkuli, disleksi ne? Kelimeleri ya da harfleri karıştırma, diskalkuli, matematik işlem zorluğu, hiperaktivite, küfür hastalığı, Tourette, bunların hepsi otizm spektrumudur. Nokta. Yani doğru söylüyor. Evet, otizm spektrumudur. Boytun Hoca'nın günlük çalışma saati ne kadar acaba? Çok mu çalışıyor? Merak ettim. Çalışıyorum. 10 saatte çalıştığım oluyor. 15 saatte çalıştığım oluyor. Bazen içime sıkıntılar geliyor. Çalışmıyorum. Yani ondan sonra hani böyle oluyor. Yani çalıştıklarımı yazıyorum, ediyorum. Mesela şöyle bir defterim var. Mesela şunları alıyorum şeyden. Bunlar normal şey kağıtlar bunlar. Şey kağıtları. Non adı. Kullandığım şeyler var ya. A4 kağıtlar. Yok yok. Şeyler var ya, kaplama kağıtları değil. Hani böyle Evet. hani simitçi simiti sarıyor ya. O sarı kağıt, onları alıyorum, onları bir kitap haline getiriyorum. Onlar çok ucuza geliyor bana. Sonra bunun içine yazıyorum böyle, işte böyle bakın yazmışım. Böyle Basıyor bakın, sonra musunuz sonra hocam? basmıyorum. Bunlar el yazısı bunlar. Yazıyorum yazıyorum, ondan sonra Niye yapıştırıyorum. kitaplaştırmıyorsunuz? Öyle duruyor işte. Bunları böyle yazıyorum yazıyorum içine. Mesela o bir gün onu çalışıyorum, bir gün bunu çalışıyorum. Böyle sayfalar harcıyorum. Mesela bak bu başka bir kitap mesela. Bunu da yapmışım mesela böyle. Bunlardan bir sürü var bende. Bakın burada var bir tane. Böyle bunları yazıyorum ben. Makalelerinizi nasıl yazıyorsunuz hocam? Onları Word'e yazıyorum. Onlar şeyde. Ama bunlar okuduklarım, Onlar özel öğrendiklerim. çalışmanız oluyor tabii değil Evet mi? ya, bunlar benim kara kalemler. Ya kara kalem değil de yani yazdığım Günlük kalemler. notlarınız değil mi o zaman? Evet, günlük notlarım. Ayda kaç tane kalem tüketiriyorum? 10 tane kalem tüketiyorum. 10 kalem Oo. tüketiyorum. Evet. Siz Alzheimer olmayacaksınız hocam.
Hocam ya biz çalışıyoruz ya, yani şeyimiz var. Çünkü ben çalışmazsak yani ne yapacağım şimdi ben? Biz bilim adamısın yani, şimdi bizim işimiz de bu yani. Bizim de belamız bu işte, ne diyeyim yani. Hocam sizin sevgiliniz de olmaz ya, işiniz zor. Ya bu karıştırma o işleri, boş Ya sizin gibi bir bilim adamı bulacaksınız. Bilim kadını, pardon, özür dilerim. ya işte artık ya, zor işler, Yani zor. hocam Hocam. yüzünüzden üzgünlük hissettim hocam. Ya değil de yani ben bir tane kitap yazmıştım. Aşk Hormon, aşk kitabı. Ben bir şey anlatıyorum ya, eskiden oksitosinin Bu çok aşk çalışıyordum. hormonları üzerine de bir program yapmıştık, Ha, hatırlıyorum da aşk onun hormon, için. ha, aynen. Ya bana biri sordu bir gün, oğlum dedi, sen dedi bu aşk kitabını yazdın. Kendin deneyimlerini mi yazdın dedi. Yok dedim abi, ne deneyim dedim ya. Nereden yazdın? Dedim internetten literatüre baktım, onu yazdım dedim. Yani benim bu konuda dedim çok şeyim yok yani. Yani bu aşk işleri hocam, bu aşk bilim adamını bozar. Bir saniye hocam, aşka girmişken aşk geni var mı hocam? Var. Sevgi genleri var. Onun için bazı insanlar sevemezler. Bazı Ya bazı. insanlar da sürekli aşık mı olurlar yani o zaman, Olur. öyle mi? Mesela bazı insanlar da evet, şıp sevgilidir mesela. Mesela şöyle Yani o oluyor. onun elinde değildir, öyle mi? Değil değil. O da genetik. Mesela şeydir. Mesela şey de öyle. Tek eşlilik, aldatma da genetik. Ya her şey genetik ya. Erkek çocuğu olmak genetik. Ondan sonra kız çocuğu olması Hocam benim genetik. 5 tane oğlum oldu, 6. kız yapacağız şimdi. Olmayacak mı yani? Hayır, sen zaten işte bu erkek babadan kalıtılıyor zaten. Erkek anneden de kadın kalıtılıyor. Mesela bazı kadın soyları var. Hep kız doğuruyor mesela. Anneannesi kız doğurmuş, kendi kız doğurmuş. Hep kız doğuruyorlar. Mesela Ve ikiz doğurmak da genetik. erkeğin belirleyiciliği ne oldu şimdi? Nasıl? Erkeğin belirleyiciliğinin ne anlamı oldu orada? Hiçbir şey olmadı. Ya şöyle, Hani erkeğin derler ya, belirleyiciliği var. kromozom açısından erkek Ya belirleyici İşte cinsiyet deniliyor ya. işte öyle olmuyor işte. O belirleyicilik yine düştü. Mesela normalde belirleyicilik 50-50 idi ya. Annesi işte babası yarı yarıya belirleyici olsun. Öyle diyelim. 50-50 yapalım. Hani yumurta da belirlesin. Sperm de belirlesin. Ama sizde o genler varsa o 50-70'e çıktı şimdi. Yine aynı o sigara muhabbetine döndü.